Komşuların köpek kavgası üzücü bitti. Silahların konuştuğu olayda iddialara göre eşini ısıran köpeği vuran bir kişi o köpeği vurarak öldürdü. Ardından da gözaltına alındı. Köpeğin sahibi ise karşı tarafın hakaret ve tacizlerde bulunduğu iddiasında. Zorla bahçe kapısını açtılar. Ardından Nero'yu tabancayla vurup uzaklaştılar. Özul ailesinin çok sevdiği köpekleri Nero'dan geriye bu görüntüler kaldı. Ya ben dişi ödüyor öyle dişi. Çünkü çok üzüntülüyüz. Gerçekten böyle bir şey nasıl başımıza geldi onu bile daha kabullenmiş durumda değiliz. Can Özula ve eşi bir süredir tatildeydi. Köpekleri Nero'yu aile dostlarına emanet ettiler. Nero ve o aile dostu akşam yürüyüşüne çıktı. Eve döndükleri sıradaysa kapı komşularıyla karşılaştılar. Karı koca Nero'dan rahatsız olduğunu söyledi. Can Özula'nın aile dostu Nero'yu gezdirmek için dışarıdaydı. Tam eve döndükleri sırada karşı komşuları ilk başta sözlü tacizde bulundu. Tartışma çıkınca o aile dostu Nero'yu da alarak hemen içeriye geçti. Her gün köpeğimizi günde en az iki kere gören insanlar bunlar. Ve biz hiçbir kötü bir şey yaşamadık bugüne kadar. Ancak tartışma bitmedi. İddiaya göre kadın kucağında çocuğu olmasına rağmen hakaret etmeye devam etti. Tartışmanın devam etmesi üzerine kadın kucağındaki çocuğu yere bıraktı ve hızla kapıya doğru koşmaya başladı. Zorla kapıyı açtı ve Nero'yu tartakladı. Nero da hanesini korumak için hamle yaptı. O sırada kadının kocası ise işte burada elinde silahla bekliyordu. Ve Nero'ya ardı ardına iki el ateş etti. Yanındaki insana saldıran bir insana karşı bir defans yapma durumu söz konusu ve bundan fazlası değil Nero'nun yaptığı. Aşırı üzgünüm, hiçbir şey söyleyemiyorum. Kadınla tartışınca köpek de refleks gösteriyor. Gözaltına alınan komşu ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hiçbir şekilde saldırganlığı olmamış. Harika bir köpekti. Şok içindeyim. Ateş sarıl bakalım bir.